Bu videoda olasılıkla ilgili birkaç temel bilgi vereceğim. Olasılık kelimesini tahminen daha önce duydunuz. O yüzden olasılık kavramına aşina olduğunuzu düşünüyorum. Umarım bu videoyu izledikten sonra konu hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olacaksınız. Evet, şimdi elimizde hilesiz sıradan bir bozuk para olduğunu düşünelim. Hilesiz para derken her atıldığında bir yüzünün gelme şansının diğer yüzün gelme olasılığına şansına eşit olacağı bir paradan bahsediyoruz. Paranın çevresinin kalınlığı eşit, iki tarafta aynı ağırlıkta vesaire vesaire. Önemli olan parayı havaya attığımızda iki yüzünde gelme olasılığının birbirine eşit olması. Evet şimdi paranın bir yüzünü çizelim. Evet burada Atatürk'ün yüzü olacak, Elimizdeki normal bir bozuk para olduğuna göre, diğer tarafa haliyle yazı olacak. Bu taraf tura, arkası da yazı. Şimdi size tura gelme olasılığı nedir diye sorsam, yani parayı havaya attığımda tura gelme ihtimali nedir diye sorsam ne dersiniz? Bunu şu şekilde de yazabiliriz. P olasılık, T de tura gelmesi demek. Olasılık demek siz de tahminen biliyorsunuz tamamen gelişi güzel, rastgele meydana gelecek bir olayın olma ihtimali, olma şansı demek. Paranın yazı mı tura mı geleceği tamamen rastlantısal. Hangisi gelecek bilmiyoruz. Ama yazı ya da tura gelme olasılığını, bu olasılıkları inceleyebiliriz. Bu olasılığı genelde ders kitaplarında anlatıldığı haliyle düşünelim. Şimdi bakalım burada kaç tane farklı olası sonuç var? Yani gerçekleşme duruma eşit olan kaç tane farklı olasılık var? Paydaya onu yazalım. Yukarıya ise bu eşit olasılıklar içinde aradığım koşulları ve kriterleri sağlayan olasılık sayısını yazalım. Yani koşullarımızı sağlayan olasılık sayısı. Mesela az önce konuştuğumuz tura gelmesi durumu için kaç farklı olasılık olduğunu hesaplayalım. Burada sadece iki tane olasılık var. Tabii ki paranın kenarı üzerine düşüp dik durmayacağını varsayıyoruz. Yani bir yere saplanmayacak. Ya yazı ya da tura gelecek. Öyleyse iki olasılığımız var. Yani karşılaşabileceğimiz iki olası durumumuz var. Peki bu durumda yani bu koşullarda benim aradığım kriteri uyan kaç tane olasılık var? Eğer tura gelmesini istiyorsak sadece bir tane. Demek ki olasılığımız 1 bölü 2 olacak. Buradan anlıyoruz ki parayı atınca tura gelme olasılığı 1 bölü 2'ye eşit. Bunu yüzde olarak da yazabiliriz çünkü 1 bölü 2'nin yüzde 50'ye eşit olduğunu biliyoruz. Güzel. Şimdi aynı olasılığı elde etmenin başka bir yolunu deneyelim. Bu yolun da bize doğal olarak aynı sonucu vermesi gerekiyor. Diyelim ki yazı tura atma deneyini tekrarlıyoruz. Bu noktada yazı tura atmayı adeta bir deney gibi görmemiz gerek. Tabii alışkın olduğumuz, alışık olduğumuz kimya ya da fizik deneylerine pek benzemiyor. Laboratuvarda yapılan deneylere pek benzemiyor ama şunu da unutmamak lazım. Yaptığımız her deney rastlantısal bir olaydır. Şimdi bu bahsettiğimiz deneyi birçok defa tekrarlayalım. Ama öyle birkaç defa değil, bin defa, hatta milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca defa tekrarlayalım. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Peki bunların yüzde kaçı bizim işimize yarayan sonucu verir? Yani bunların yüzde kaçı tura gelir? Az önce bahsettiğimiz bu tura olasılığının yüzde 50 olması halini bu deneyi milyonlarca defa tekrarladığımızda da elde etmemiz mümkün. Eğer parayı sonsuza dek atmaya devam edebilseydik, sonsuz defa atılan paraların yüzde kaçı tura gelirdi acaba? Tabii ki yine yüzde ellisi. Hatta isterseniz siz de benzer bir deney yapabilirsiniz. Bir bozuk para alın ve 20, 30, 40, 50 defa yazı tura atın bakalım sonuçlar ne olacak? Ya da Hatta aklıma şöyle bir kolaylık geldi. Evet, biraz gürültülü bir deney olur ama bir kutunun içine 100-200 tane bozuk parayı koyup kutuyu iyice sallayın. Sonra da kutunun içindeki paraların kaçının yazı, kaçının tura olduğuna bakın. Deney yaparken ne kadar çok para kullanırsanız %50 oranına o kadar yaklaşırsınız. Yaklaşırsınız dedim. Tam %50 olmayacak tabii ki gerçeğinizdeki parayı 1 milyon defa atsanız bile her defasında yazı gelme ihtimali hala var ama tabii ki çok ama çok ender rastlanacak bir durum. Sonuçta ne kadar çok deneme yaparsanız turaların oranı %50'ye o kadar yaklaşacak. Sonuçta eğer bir deneyi ne kadar fazla tekrarlarsanız bu tekrarlardan elde edeceğiniz sonuçta o kadar gerçeğe yakın, o kadar doğru bir sonuç olacaktır. Evet gelin şimdi olasılığın ne olduğunu daha iyi anlamak için başka bir örnekle devam edelim. Bu defa elimizde bir zar olsun. Evet bu zarımız bu yüzü 1'i gösteriyor. Bu yüzü 2. Bu da 3. Ve elimizdeki zarın da demin ki para gibi hilesiz olduğunu kabul ediyoruz. Yani burada 6 olasılık var. Zarı attığımızda ya 1 ya 2 ya 3 ya 4 ya 5 ya da 6 gelecek. Olasılıklarının hepsi birbirine eşit. Hilesiz bir zar attığımı varsayarsam zarı attığımda bir gelme olasılığı nedir? Öncelikle elimizde kaç tane farklı olası sonuç var buna bakalım. Tam olarak 6 farklı olasılık var. Peki bunların kaç tanesi bizim koşulumuzu sağlıyor? Sadece bir tanesi değil mi? Demek ki atılan zarın bir gelme olasılığı 1 bölü 6'ymış. Peki, 1 ya da 6 1 ya da 6 gelme olasılığı nedir diye sorsam, tekrar hatırlayalım, elimizde 6 tane farklı olasılık var ve şimdi de burada, koşullarımızı sağlayan 2 tane olasılık var. Zar 1 de gelebilir, 6 da gelebilir. İkisi de işimizi görüyor. Demek ki bu kez koşulları sağlayacak 1 değil, 2 olasılık var. Zarı 1 ya da 6 atmanın olasılığı, 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olur. Evet, gelin başka bir soru. Yine zarla ilgili başka bir soru çözelim. 2 ve 3 atmanın olasılığı nedir? Dikkat edin, burada sadece tek bir zar atıyoruz. Ve tabii ki tek bir zar attığımda ya 2 ya da 3 gelebilir. Ama burada iki zar atmaktan bahsetmiyorum. Tek zar atıyoruz. Yani bu durumda da elimizde 6 tane mümkün durum var ama bunların hiçbiri 2 ve 3 değil. Tek zar aynı anda 2 ve 3 gelemez değil mi? Ya 2 gelir ya 3 gelir. Peki hiçbirinin 2 ve 3, 2 ve 3 olmaması ne demek? 2 ve 3'ün aynı anda beraber var olamaması demek. Bir denemede 2 ve 3'ün gelmemesi demek. 2 ve 3 gelmesi birbirinden bağımsız olaylar. Yani ikisi aynı anda gerçekleşemez. Dolayısıyla bunun gerçekleşme olasılığı 0. Normal bir zara attığımızda aynı anda 2 ve 3 gelmesi mümkün değil. Aslında bu soruyla kafanızı karıştırdım gibi geliyor biraz gereksiz oldu ama evet bence bu konuyu burada kapatalım. Şimdi başka bir şey diyelim. Şimdi zarı attığımızda çift sayı gelmesi olasılığına bakalım. Burada da aynı şekilde tek zar attığımdan yine 6 farklı olasılığımız var. Peki zar attığımda çift sayı gelme koşulunu sağlayan durumlar hangileri? Bakalım. 2 çift, 4 çift ve 6 da çift. Demek ki koşulumuzu sadece 3 durum sağlıyor. Koşulumuz çift sayı olmasıydı. Böylece sonucumuz 1 bölü 2 oldu. Demek ki bu zara atınca çift sayı gelme olasılığı 1 bölü 2'ye eşit.